Herkese merhaba, ben Sadık Tevfik Kayarakçı. Bugün Girne'deyiz. Hem ufak hem de bir o kadar şirin olan bu şehir... Çok güzeldir çünkü... Eğlenceli. Eğlenceli. Malteşi olsun. Güzel, yanlış cevap maalesef. Şu anda karşımda molehiye duruyor. Molehiye, Kıbrıs Türk mutfağında... Girne Kalesi'nin kesin inşa tarihi günümüzde hala belirlenemese de burada sergilenen bu parçalar geminin yaklaşık 2300 yıl önce son seyahatinde taşıdığı orijinal parçalardır. Bu kaleye gezerken Bizans, İngiliz, Venedik ve Osmanlı'ya ait birçok esere rastlayacaksınız. Herkese merhaba, ben Sadık Tevfik Kayarakçı. Bugün Girne'deyiz. Girne, Kuzey Kıbrıs'ın en turistik şehirlerinden biri olarak biliniyor. Bir liman kenti olduğu için de ülkenin en önemli bölgelerinden biri olarak görülüyor. O zaman bir tur atalım. Hem ufak hem de bir o kadar şirin olan bu şehir, tatil için ilk sıralara ekleyeceğiniz bölgelerin başında geliyor. Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan geçmiş tarihi sizi sanatla kucaklamaya hazır bir şekilde bekliyor efendim. Mimari yapısı zamanla çok daha iyi bir hale getirilen Girne'nin özellikle 2000'lerden sonra otellerine ve kazinolarına yaptığı yatırımlarla birlikte turist potansiyelini bir hayli artırmış durumda. Şimdi Girne'de mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri olan Yat Limanı'na gidiyoruz. Ticari açıdan son derece değerli olan Girne Yat Limanı, İngiliz sömürgesi döneminde gümrük binası ve dalga kıran inşa edilerek geliştirilmiş. Girne'nin ilçe merkezinde yer alan bu liman, şehrin sembolik yapıları arasında yer alıyor. Yürüyerek bile kolay bir şekilde ulaşım sağlayabileceğiniz bu limanda çeşitli aktiviteler de yapabilirsiniz. Efendim, şu anda Yaşar Usta ile beraberiz. Yaşar Usta bir gemi restorasyonu ve tamiratı yapıyor aynı zamanda. Merhabalar Yaşar Usta. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Kaç yıldır mesleği yapıyorsunuz? Kaç yıldır? 8-9 yaşından beri babamın yanında yetiştim. Yaklaşık 49 yaşındayım. 40 yıldır bu mesleğin içindeyim. Harika. Bu iş sanırım böyle usta-çırak ilişkisiyle gerçekleşen bir iş. Öyle, ben babamın yanında yetiştim senelerden beri. Ondan aldığım bilgileri aldım, biraz da kendim görerek diğer ustalardan kendimi geliştirdim. Harika. O şekilde devam ediyoruz hizmet vermeye orada. Neler yapıyorsunuz peki burada? Mesela şöyle bir gösterecek olursam, bu günlük tur teknesi. Bunun 2 yılda bir alt bakımları var, üst bakımları var. Ben alt bakımlarını daha çok üstleniyorum. O şekilde ağaç işi, boyama işleri, kalafat, fiber, işte suda yüzecek şekle getirmeye çalışıyoruz. Çok güzel.
Peki buradaki tekneler kaç yaşındalar genel itibariyle? Sizin bu yaptığınız tur tekneleri? Şimdi güzel bir cevap veremeyeceğim size. Bayağı bizle beraber büyüdü bunlar. Öyle mi? Ben bunlarla birlikte büyüdüm. Çocukluğunuzdan beri bu teknelerle birliktesiniz aslında. Doğrudur, doğrudur. Biz de bunlara işte can katmaya çalışıyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. İyi ki sizin bir ustalarımız var. Çok sağ teşekkür olun, ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi Girne sokaklarında insanlara hem sorular soracağız, hem Girne hakkındaki düşüncelerini alacağız, hem de ödüller vereceğiz. Hadi başlayalım. Efendim, öncelikle merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Size şimdi 3 tane boşluk doldurmalı soru soracağım. Tatmin edici bir cevap verirseniz de ödülümüz olacak. Hadi inşallah. Hazırsanız başlıyorum. Kıbrıs benim için nokta noktadır. Çünkü nokta nokta. Kıbrıs benim için yeni bir başlangıçtır. Çünkü ilk defa buraya geldim. Çok güzeldir. Çünkü... Eğlenceli gezdi. Eğlenceli. Ne bileyim, eğlenceli, çok güzel. Sıkıcı. Çünkü? Küçük. Girne'yi çok seviyorum çünkü nokta nokta. Girne'yi çok seviyorum çünkü çok turist var. Deniz. Çünkü benim yaşadığım yerde yok. Kıbrıs'ın en meşhur hayvanı hangisidir? A. Malezya eşeği. B. Meksika eşeği. C. Malta eşeği. D. Karpaz eşeği. Karpaz eşeği. Dördüncü. Karpaz eşeği diyorsunuz. Malta eşeği olsun. Güzel. Yanlış cevap maalesef. Şöyle küçük bir ödülümüz var. Çok teşekkür ederim. Açabilirsiniz isterseniz. Oh, süper. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok kendinize bakın. Görüşmek üzere. Şöyle buyurun. Açabilirsiniz isterseniz. Çok iyi. Çok memnun olduk. Teşekkür ya, ederiz. Tamam. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Efendim, turumuza bir mola vermek için Girne Yat Limanı'nda bulunan Kıbrıs evine geldik. Şu anda karşımda molehiye duruyor. Molehiye, Kıbrıs Türk mutfağında yazın kurutulup bir müddet bekledikten sonra tavuk eti ya da kuzu etiyle pişirilen bir yemek. Gerçekten merak ettim. Burada herkes muhakkak molehiye ye dedi. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. Bu bitki burada yetişiyor. Asma yaprağına da benziyor. Sanki yani pirinçsiz yaprak sarması yer gibi geldi bana. Ama gerçekten çok lezzetli. İçinde limon var. Bir daha bakayım. Gerçekten güzel. Yanında yoğurt ve pilavla servis etmişler. O zaman bana afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Efendim, molehiyamızı yedik. Hem de biraz soluklanmış olduk. Şimdi Girne'nin güzelliklerinden bir diğeri Girne Kalesi'ndeyiz. O zaman 3, 2, 1... Girne Kalesi'nin kesin inşa tarihi günümüzde hala belirlenemese de kalıntılar 7. yüzyılda Bizanslar tarafından yapıldığını işaret ediyor. Kaleye Vizinyanlılar döneminde ilaveler yapılmış, Venedik döneminde de son halini almış. Milattan sonra 1208 ve 1211 yıllarında da Kral John Dibel'in tarafından büyük bir kısmı yaptırılmış. Bu kale 7. yüzyılda inşa edilmiş olup özellikle Arap akınlarına ve saldırılarına karşı korumak adına Bizans tarafından yaptırılmış.
Bu kaleye gezerken Bizans, İngiliz, Venedik ve Osmanlı'ya ait birçok esere rastlayacaksınız. Özellikle işkence için kurulan zindanları ve 2300 yıllık tarihe sahip olan Batık Gemi Müzesi'ni gezerken fevkalade hislere kapılacaksınız. Efendim, burada sergilenen bu parçalar geminin yaklaşık 2300 yıl önce son seyahatinde taşıdığı orijinal parçalardır. Girne Kalesi'nin içerisinde yer alan bu eşsiz müzede Kıbrıs sularından kurtarılmış en eski gemi enkazı sergilenmekte. Milattan önce 300 yıllarında Büyük İskender tarafından Akdeniz'e açılan bu gemi sert denizlere yenik düşmüş ve batışında korsanların etkisi olduğu söylenmekte. 1965 yılında bir dalışçı tarafından tesadüfen bulunmuştur. Evet, programımıza anlamlı bir son vermek adına Karaoğlanoğlu Şehitliği'ne geldik. Burası Kıbrıs Harekatı sonucunda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin anısına yapılmıştır. İsmini de Kıbrıs Harekatı'nda Kıbrıs'a ilk ayak basan Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'ndan almıştır. Evet, bugün Girne'deydik. Birbirinden güzel insanlarla tanıştık, birbirinden güzel yerler gördük. Kesinlikle ama kesinlikle gezilmeye ve görülmeye değer bir yer. Bir dahaki programda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.